Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Önümde 3 farklı telefon, bir tane de tablet görüyorsunuz. Çünkü bugün fark ettik ki Artık WhatsApp'a birden fazla cihaz desteği hem akıllı telefonlar hem tabletler için yayınlandı. Şu anda ben WhatsApp'ın beta sürümünü kullanıyorum. Birazcık bununla da alakalı olabilir. Ama herkes kullanabilsin diye özellikle Android kullanıcılar kullanabilsin diye açıklamalar bölümüne en son beta sürümünü linkini koyacağım. Siz oradan eğer linkine tıklarsanız zaten son sürüme erişmiş olacaksınız. Şu anda cihazların hepsi aynı sürümdeler. Hatta gelin şöyle ayarlar diyeyim. Yardım. Uygulama bilgileri. Ben de 223717 beta sürümü olduğunu görebiliyorsunuz. Bu sürümde desteklediğini görelim. Şimdi buraya tekrar açıyorum. Şöyle geri gelelim. Gördüğünüz gibi benim burada tamamıyla WhatsApp'ım açık hatta doğuşa şöyle bir selam diye de yazıyorum. Hani direkt gittiğini vesaire görebilirsiniz. Diğer cihazlarda aktif etmek için ise yapmanız gereken çok basit. WhatsApp'ı indiriyorsunuz. Son sürüm kurulu. Hemen şurada X9A'dan yapalım. Zaten WhatsApp'a hoş geldiniz diye başladı. Kabul et, devam et diyorum. Burada normalde şöyle yeni hesapla kaydolun. Size böyle çıkıyor. Sizin yapmanız gereken sağ üstteki 3 noktaya tıklamak. Cihaz bağla demek. Burada QR kodumuz çıkıyor. WhatsApp'ı açıyorum. Bağlı cihazlar diyorum. Cihaz bağlı diyorum. Zaten 3 tane Windows bağlı. Şöyle geliyorum. Giriş yapılıyor diyor. Sohbetimiz yükleniyor. Android 12 aktif diye de hemen çıktı. Şimdi yüklenmesini bekliyoruz. Ve burada tamamen açılmış olduğu bütün WhatsApp'ımız buraya geldi. Tıpkı PC'de ya da diğer platformlarda olduğu gibi. Buradan direkt gelip yine Doğuş'a selam diye yazacağım. Buraya selam yazımız gitti. Hemen şöyle geri geliyorum. Burada da selam yazımız gitmiş oldu. Aynı anda artık birden fazla telefonda kullanabilir durumda oldum. Peki şu anda denemediğim bir şey deneyeceğim. Üçüncü bir telefonda Poco X5. Burada kabul et devam et diyorum. Yine bakın numara çıktı ülke vesaire. Buradan cihaz bağla diyorum. QR kod çıkıyor. Hemen bağlı cihazlar. Cihaz bağla. En fazla 4 cihazmış. Hemen şu Windows cihazlarını bir kapatalım. Aynı anda iki telefon olabiliyor mu diye görebilmek için çıkış yapıyorum. Zaten bu kadar yeterli olur herhalde. En fazla 4 diyordu. Bir de tablete deneyeceğimiz için hemen bağlamak için ekran görüntüsü aldım. Açılıyor. Evet tekrar bağlandı bu arada. Şunu da açalım. Geri geliyorum. Doğuş'un şeyi de açtım. Hemen doğuşa açtım. Buradan yine doğuşa selam yazıyorum. Üçünde de geldi. Hadi buradan bir daha yazalım. Her yere, her yerden doğuşa selam yazıyoruz. Gördüğünüz gibi üçü aynı anda oldu. Peki üçü beraberken şöyle kenara alıyorum. Tablette nasıl oluyor? Özellikle şu an için Android tablette geçerli olduğunu söyleyelim. Çünkü iOS'te denediğimde olmamıştı. Son sürümünü yine buraya indiriyorsunuz. Ben WhatsApp açıyorum. Türkçe devam. Kabul et devam et dedim. Zaten bunda tabii ki numarayla giremeyeceğiniz için cihaz bağlayın diye geliyor. Hemen şuradan. Bağlı cihazlar. Cihaz bağla. Parmak iziyle okut. Gel QR kodu okut. Sohbetlerimiz yükleniyor. Şöyle yine doğuşu açıyorum. Oldukça basit bir yöntemle geldim buraya. Doğuşa buradan yine selam yazıyorum. Burada tabii kocaman yazabiliyorum. Selam dedim, gitti. Selam dedim, her yerden gitti. Selam dedim, gitti. Selam dedim, gitti. Selam dedim, gitti. Şu anda maksimum 4 cihazda kullanabildiğim WhatsApp'ı e, aynı anda Honor X9'a, Xiaomi 13 Pro, Poco X5 ve Huawei MateBook daha doğrusu MatePad Pro'dan kullanabilme imkanına sahip oldum. Bu şekilde bütün cihazlarda da kullanabiliyorsunuz. Doğuş sen bir de bir tane bana bir, bir şey yazar mısın orada? Sen de selam yaz. De tamam yazıyormuş. Bir de aynı anda görelim bakalım bildirimler hepsine düşüyor mu yoksa ayarlamak mı gerekiyor? Merakla bekliyoruz Doğuş'un yazacağı şeyi gönderdi. Sana da 9 kere selam demiş. Sana da 9 kere selam geldi. Burada da bildirim görünüyor. Hepsine bildirim bir şekilde geliyor. Ama diyelim ki ben ana cihazımdan bildirim olsun. Diğerinde bu bildirimleri yukarıda görmeyeyim derseniz tabii ki buradan geliyorum. Ayarlar, bildirimler. Buradan sohbet seslerini ya da buradaki bildirimleri kapatırsanız tamamıyla kapanmış olur. Ya da daha kolay olsun direkt cihazın ayarlarından uygulama ayarlarından WhatsApp'ın bildirimlerini kapatırsanız ikinci, üçüncü ya da dördüncü cihazınızda bildirimler olmadan görebilirsiniz ama çift telefon kullanan kişiler için bence bildirimin açık olması önemli ki diğer cihazı kullanırken de bildirim alabilsin. Bu sayede çoklu cihaz kullananlar yani birden fazla telefon kullanması gereken beyaz yakalılar ya da iş gereği ya da keyfi olarak çift cihaz kullananlar aynı anda WhatsApp'ı kullanabilme avantajına sahip oluyor. Benim ana cihazım bu olmasına rağmen ben bunu eve gönderip götürsem bu üç cihazda da WhatsApp'ı kullanmaya devam edebiliyorum. Böylece artık merakla beklenen WhatsApp'ı her yerde kullanabilme rahatlığını e, burada hem Android tabletlerde hem de birden fazla Android cihazında. Görebileceğinizi söylemiş olalım. Ben gerçekten yıllardır bekliyordum. Özellikle biliyorsunuz biz cihaz test ediyoruz. İşte ada cihazımız varken diğerlerine WhatsApp'a aktarmıyordum ki uğraşması çok uzun. Çünkü bende 16,5 GB'lık bir veri var. Ama bu şekilde görebileceğinizi ve kullanabileceğinizi söyleyelim. Sürümü söylemiştim ama hadi bir de tabletten bakalım. Belki bazen tabletlerde farklı sürüm olabiliyor. Hemen yardım uygulama bilgileri diyorum. 223672 diğerlerinde de bakalım. Farklı sürümlerde de destekleyip desteklemediğini görelim. 223717 yani 672'den itibaren ya da 223'ten itibaren bunu desteklediğini görebiliyoruz. 223712 yani 2236'dan ve sonrasında bu destek olduğunu söyleyelim ama tekrar ediyorum açıklamalar bölümünde bir link var e, güvenilir bir kaynaktan sizlere WhatsApp'ın son beta sürümünü e, aktarmış oluyorum ki güncel sürümünde de anladığım kadarıyla destekliyor. Siz normal güncelleyin WhatsApp'ınızı deneyin olmazsa aşağıdaki linkten indirip kullanabileceğinizi söyleyelim sizlere. Bu videomuzda WhatsApp'ı birden fazla cihazla kullanmayı aktarmış olduk. Başka bir RDR Plus videosunda başka bir nasıl yapılır videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.